Tam bizim arkamızda kalan veya misafirlerimizin biraz sağında yukarıda kalan ağaçlar 12-13 yıl önce dikilmiş. Bir sürü emek verilmiş. Nihayetinde daha 1 metreye yeni ulaşıyor. Şimdi de etrafta yeniden bu ağaçlandırma çalışmalarıyla bugün 271 bin ağacı toprakta buluşturuyoruz. Bunlar bir taraftan elbette ki göze hoşluk verecek. Hepimize baktığımız zaman yemyeşil zümrüt gibi bir manzara. Kar yağdığında onun zaten görüntüsü bir başka şekilde hoşluk oluşturacak. Ama bir taraftan da kirlenen dünyada nihayetinde karbon emisyonlarını çeken, o zehirli atıkları içine doğru alan emen bir yapıya da kavuşmuş olacağız. 6 Şubat'ta büyük bir afet. Tam 18 tane il doğrudan veya dolaylı etkilendi. 14 milyon insan zarar gördü. Maddi zarar 100 milyar doların üzerinde. Şehirlerin bazılarının merkezleri tamamıyla yok olmuş vaziyette. İşte o şehirlerin ayağa kaldırılması için büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda 1240 yerde şantiyemiz var. Gece gündüz demeden adeta deli gibi çalışıyoruz. 4333 köyde köy evleri yapıyoruz. Dile kolay arkadaşlar. 4333 tane köyde çelik karkaslı köy evleri yapıyoruz. 76 bin kadar konutu teslim ettik. Binlercesi devam ediyor. Bundan sonra da her ay 10 bin, 15 bin, 20 bin evleri, konutları depremzedelere vermeye devam edeceğiz. Oradaki insanların evlerine kavuştuklarında yüzlerindeki mutluluğu görmek en büyük bizim herhalde sevincimiz. Bazen hüzünlenenler oluyor ev çıkmadığı için. Onlara diyorum ki merak etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi. Bizler de o sözün arkasında duruyoruz. O sözü yerine getireceğiz Allah'ın izniyle. Bu ay çıkmazsa öbür ay çıkar. Olmadı diğer ay çıkar. Merak etmeyin. Bu evler bitinceye kadar buradayız. Biz seçimlik insanlar değiliz. Mevsimlik insanlar değiliz. Söz verip de kaybolanlardan değiliz. Popülizm peşinde koşup bu ülkeye hiçbir faydası olmayan siyasi gruplardan değiliz. Milletimizi seviyoruz. Tarihe karşı, medeniyetimize karşı, insanımıza karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Onun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Evlerinizi teslim edeceğiz. Merak etmeyin siz diyoruz onlara. Ve onlar da dua etmeye devam ediyorlar. Değerli kardeşlerim, bir taraftan da bir başka iş olarak kendi üzerimize aldığımız sorumluluğumuz gereği tüm Türkiye'deki konutlarımızı, iş yerlerimizi, ne kadar yapımız varsa tamamını afetlere karşı, depreme karşı dirençli hale getirmeye uğraşıyoruz. Bu da başlı başına bir iş. İstanbul için proje açıkladık. Orta vadeli bütçede tam 485 milyar liralık bir destekle İstanbul'u dönüştürmeye gayret edeceğiz. Oradaki birçok sorumluluk sahibi belediye başkanlarının, ilçe belediye başkanlarının umurlarında olmayabilir. Ciddiye bile almayabilirler. Ama bizler sorumluluk sahibi insanlarız. Olabilecek bir afetin nasıl bir sonuç doğuracağını çok iyi biliyoruz. Onun içindir ki gece gündüz demeden gerek İzmir'imizi, gerek İstanbul'umuzu, gerekse afete maruz kalabilecek bütün şehirlerimizi ayağa kaldırabilmenin mücadelesini ve programını yapıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Bir taraftan da bugün günümüz olduğu için söylüyorum, iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede de elimizden ne gelirse yapıyoruz. Büyük bir ekiple çalışıyoruz. Tabii ki gayretlerimiz var. Bu gayretler içerisinde daha önce taraf olduğumuz anlaşmalardaki kendi ahitlerimizi, sözlerimizi yerine getireceğiz. Paris İklim Anlaşması'nda ne söylemişsek oradaki bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Ama bir taraftan da iklim sözleşmesiyle ilgili iklim kanunumuzu hazırlıyoruz. Onlar da inşallah kısa süre içerisinde meclise gelecek. Çok teşekkür ediyoruz. Orada bir plan diktiğinizi görelim. Yüzümüz. Thank you.
Ben yarın olur masaya bakarım. Evet. Çizmeli adam lazım. Çekil abi. Görevli babam.